Din ve Devlet İlişkileri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Özgürlüğü üzerine çalışan hukuk profesörü İştar Gözaydınlı burada bizimle birlikteler. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Telefonla da yayınımıza bir konuğumuz katılacak. Bursa Ehlibeyt Cami İmamı Ehet falan da telefonla yayınımıza katılacak. Programı hemen başlıyoruz efendim. Gözaydınlı dedi. Evet sevgili seyirciler, çok başlıklarımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son dönemde yaptığı açılım mı diyelim, nasıl değerlendirelim? Onları çok detaylı olarak konuklarımızla konuşacağız. Daha doğrusu onların görüşlerini alacağız. Bir reform mudur, bu çalışmaları nasıl adlandırmak lazım? Değerli konuklarımın görüşlerini almaya cevap vereceksiniz tabii ki. Tamam. Böyle bir giriş yapmış olalım. Tamam. Sonra hemen Sayın Gözaydın'ı dinleyelim. Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurun hocam, sizi dinleyelim hemen. Her şeyden önce ben de Çağrıcı hocamla aynı fikirdeyim. Bir kere bir kamu hizmeti olarak tanımlamak gerekiyor dini bu çerçevede. Kamu hizmeti dediğimiz nedir? Gündelik ortak her birimizin ihtiyaçları. İslam dininde bunu düzenleyecek, Hristiyanlıkta olduğu gibi ne bir merkezi, yani Katoliklikte olduğu gibi merkezi bir kurum var, ne de Protestanlıkta olduğu gibi çeşitli cemaatler ve kurumlar mevcut. Dolayısıyla bu bir ortak gündelik ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bir kamu hizmeti olarak dinin sunulması devlet tarafından, devletin varlığı zaten kamu hizmeti sunmak. Bunun en önemli ihtiyaç, yani hepimizin ortak ihtiyaçlarının en önemlilerinden bir tanesi de maneviyatımız, din hizmetleri. Dolayısıyla Diyanet İşleri'nin vermekte olduğu hizmet son derece önemli bir hizmet. Peki bu hizmet ama nereye kadar gidiyor, işte o kime kadar ulaşıyor bu hizmet işte? Bugün hocamın da bahsettiği gibi, Çağrıcı hocamın da bahsettiği gibi bütün Türkiye satında ulaştırılan bir hizmet bu. Bu yapılan yeni bir takım girişimleri de ben çok önemli buluyorum. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bir takım kanaat önderlerinden bahsediyoruz. Bir takım fikrine saygı duyulan din önderlerinden bahsediyoruz. Bunların Diyanet bünyesine katılması bu kamu hizmetini zenginleştirecektir. Ağırlıklı olarak Diyanet'te okullu diyebileceğimiz bir takım görevliler bulunur. Daha farklı bir şekilde yetişmiş bu elemanlarla birlikte etkileşim mutlaka çok ilginç bir sentez ortaya koyacaktır diye inanıyorum. Son derece önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. İslam Bey, ama bölgede işte özellikle Kürt politikasını desteklemek adına önemli bir sacaya olacağını, gerçi Sayın Çağrıcı da buna benzer bazı, tabii tam karşılamasa da. Toplumsal barış son derece önemli bir proje. Eğer buna bir katkıda bulunacaksa ne ala, son derece önemli. Daha da önemini arttırıyor hatta. Peki Ankara'daki konuğumuza gitmek isterim ama hemen... İbadethanenin müstakil bir ev halinde birleşmesinden ibarettir aslında. Evvelce açık aleni bir cemevi kurumu olamıyordu. Siyasal koşullar gereği, toplumsal koşullar gereği evlerde gizli gizli yapılıyordu. Kentleşmeyle birlikte bu alenileşti sadece. Evet. Gizli bir mabedin aleni mabede dönüşmesi sürecidir kentlerdeki cemevleri. Ya cemevi İslam tarihinde, İslam kültüründe, İslam geleninde hiç yoktu. Böyle bir tecrübe yoktu diye açıkça Diyanet açıklama yapıyor ki haberdar olmasına rağmen bu yaşananlardan bu gerçeği yansıtmıyor. Cemevi hep vardı. Peki sizin virgül koyalım galiba hocam, ilavede bulunmak isteyecek. Yok, benim bahsetmek istediğim şu, büyük bir oranda tamamıyla hemfikirim sizinle. Yalnız şöyle bir problem var. Hiçbir temas olmadığında Diyanet'in çeşitli gruplarla temas yok diye şikayet ediliyor. Temas olduğunda da asimilasyon yapılıyor diye şikayet ediliyor. Dolayısıyla yani gerçekten nasıl davranılacağı da ilginç bir duruma giriyor. Tabii ki bir takım yani hiçbir farklı grubun birbiriyle karşılaşması problemsiz olmaz. Tabii ki karşılıklı gelindiğinde bir takım sorunlar olacaktır ama zaten o temas olmazsa, o görüşmeler olmazsa, o diyalog olamaz. Aksi takdirde son derece statik hoca bir durum devam eder. Hocam, o hususta
şöyle düşünmek icap eder. Diyanet İşleri Başkanlığı Hanefi bir kurum olmasına rağmen fiiliyatta, teoride öyle olmadığını iddia etse de fiiliyatta öyledir. Bir küçük ekleme yapayım mı? Buyurun. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatının hiçbir yerinde ve evet, uygulamalarında ve söylemlerinde biz Hanefi kurumuyuz demez. Ama demez, Türkiye evet. nüfusunun kahir ekseriyeti Hanefi olduğu için genellikle Hanefi uygulamaları gözlemlenir ve Diyanet bilgi üretirken de bu büyük kesimi daha çok dikkate alır. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı Şafii İlmihali'de yayınladı. Siz de bilirsiniz Diyarbakır Ulu Cami'de evet. cemaat şey cuma namazı ki ben de kıldım. Biraz önce de Ehet Bey miydi galiba evet, söyledi. Evet Ehet Talan. Diyarbakır Ulu Cami'de yani en merkezi camisinde Hanefi ve Şafii usulüne göre cuma namazı kılınır yani. Evet. Bunlar yani bu şeyle ilgili yani popülasyonla ilgili bir durumdur. Aslında nüfus bu izahınız da şimdi kuracağım cümlenin haklılığını güçlendirdi. Peki zira. Bu noktada İşler Hanım dediklerine yine söylersiniz. Yani, ziyaret edilse bir türlü edilmese bir türlü. Onu ifade edeceğim. Evet. Şimdi burada problem şu Sayın Hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı Caferileri teolojik bağımsız kimliğini kabul ediyor. Şafilerin teolojik kimliğini kabul ediyor ama Alevilerin teolojik kimliğini bir türlü kabul et. Yani Alevi'den korkma, Kürt'ten korkma, sosyalistten korkma, toplum kesimlerinden korkma, başörtülüden korkma, dinlerden korkma. Şimdi bu devletin bu korku şeyin üzerine atması gerekiyor. Ben bunun şöyle veya böyle Diyanet'in din politikalarına da sindiğini, sirayet ettiğini. Diyanet'te tabii ki benim çok değerli tanıdığım arkadaşlar var. Ben burada şahıs olarak Diyanet Teşkilatı'nda çalışanları konuşmuyorum hocam. Tabii. Yok. Kurum olarak. Öyle bir şey anlamıyorum. Peki, kurum olarak. İhsan Bey devam edeceğiz. İşler Hanım'ı dinleyeyim sonra Ankara'daki konuğumuza da Sayın Şaban Bey'le Şaban Ali Düzgün'e de gideceğim hemen. Buyurun efendim. Mesele şuradan çıkıyor zannediyorum. Şimdi birincisi laiklik aritmetikte 2 kere 2 4 eder gibi bir tanıma sahip değil. Yani hiçbir bir kere sosyal bilimlerden bahsediyorsak her koşulda her siyasal kültürde farklı tezahür eden bir takım kavramlardan bahsediyoruz. Şimdi birincisi Türkiye Cumhuriyeti laikliğinde hiçbir zaman zaten hani Amerika Birleşik Devletleri tipi sekülerlikte olduğu gibi belirli bir mesafede duracaktır. Hocam Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri bile laiklik konusunda kesinlikle. Çok farklıdır. Fransa ile yani. Olay şu. Yani birincisi bakınız. Laiklik kavramı her şeyden önce bu din devlet ilişkileri terimi kullanacağım. Çok riyakarlığın söz konusu olduğu bir alan. Herkes işine geldiği şekilde tanımını getirmeye çalışıyor. Bugün Avrupa uygulamalarına baktığımızda toplumsal yapı olarak son derece seküler, son derece bir anlamda dine mesafeli olarak görülen bir takım toplumlarda öyle bir takım hukuki düzenlemeler görüyoruz ki bu laikliğin hiçbir şekilde olmadığı ortaya çıkıyor. Hemen örneğini vereyim. Mesela Danimarka'da bugün devletin benimsediği inancın dışında herhangi bir inancın mezarlığa sahip olması, şehir planlaması bakımından mümkün değil. Dolayısıyla ne bir Katolik mezarlığı var, ne bir Müslüman mezarlığı var, ne bir Musevi mezarlığı var. Dolayısıyla ne oluyor? Cenazeler ülkelerine gönderiliyor veyahut bu hizmetlerin olduğu başka ülkelere gönderiliyor. Ama kağıt üzerinde baktığımızda Danimarka son derece tırnak içinde laik bir yapı. Ha, biraz önce Bizans'tan bahsettiniz. Evet, bu toprakların gerçeği bu. Bizans'ta da dinle devlet arasında çok birbiriyle üst üste gelen bir takım ilişkiler var. Osmanlı'da da hakeza aynı şekilde var. Türkiye Cumhuriyeti de bunun devamı olmamasını da bekleyemezsiniz. Sonuç itibariyle zembille gökten inmedik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak o kültürün, o siyasal kültürün devamı durumundayız. Dolayısıyla bu toprağın ürettiği bir anlayış söz konusu. Ha, bu anlayış mutlaka kalmak zorunda mıdır siyasal kültür içinde? İşte bu görüşmelerle, bu tartışmalarla, bu etkileşimlerle çok daha farklı yerlere varması tabii beklenilir. Ama şunu bir daha şey yapayım. Bir kere laiklikle yani kelime olarak
baştan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün resmi belgelerinde kabul edilen terim olan laiklikle sekülerlik hiçbir şekilde aynı şey değildir. Sekülerliği laiklik olarak çevriliyor, değildir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulama çok farklı grupların, çok farklı dini gruplar. Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz nedir? Son tahlilde Püritenlerin Avrupa'da varlıklarını sürdüremeyip kaçmaları sonucunda oluşmuş bir toplumdur. Her türlü farklı grup gitmiştir. Bakılıyor ki sonunda çatışma ortaya çıkacak. Böyle bir uygulama ortaya konuluyor. Belirli bir mesafe ele alınıyor. Onun için laiklik tartışması hani iki kere iki dört eder şeklinde siyah beyaz bir şey değil. Yalnız, bütün şeyleri bir, şey yani. Bir tek müsaadenizle buyur, şeyde ilave buyur. Edeyim. Diğer konuda tamamıyla hemfikirim. İnanç özgürlüğü gerçekten de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından da teminat altına alınmış olan bir özgürlük. Devlete dini inançların meşruluğu, bu inançların ifade edilmesi yollarının meşruluğu bakımından bir takdir yetkisi vermiyor. Nitekim bir takım mahkeme kararları var. Üç tane ilginç karardan bahsetmek istiyorum. Manoufakis ve diğerleri ne karşı Yunanistan kararı var 1996'da verilmiş olan. Evet. Bir tane Bulgaristan'a karşı verilmiş olan karar var. Bir de Moldova'ya karşı verilmiş olan karar var. Bütün bu kararlar gereğince hiçbir devlet ilgililerin inanç tanımları karşısında tartışmaya muktedir değil. Eğer inananlar belirli bir şekilde inançlarını tanımlıyorlarsa o şekilde kabul etmek zorunda. Dolayısıyla da bunların da tabii ki hukuken göz önünde bulundurulması gerekiyor. Peki Türkiye koşullarına geldiğinizde o zaman? Bunun Türkiye'de bu anlaşmayla bağlı olduğuna göre bu koşulları gerçekleştirmesi gerekiyor. Niye hala gerçekleştiremiyor diye bir soru sorsam peki? Bunlar da sonuç itibariyle çeşitli hukuk yollarının karşılıklı olarak denenmesi, şey yapılmasıyla, mücadele verilmesiyle alınan şeylerdir. Evet. Madem bu topraklara özgürlükten bahsediliyor, Bizans, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti bir tür din-devlet ilişkisinin devamıdır diyoruz. Ki bu ilişkide din-devletin güdümüne verilir, asıl olan devlettir. Bu topraklara özgü bir din-devlet ilişkisi üreteceksek, niçin başka topraklarda üretilmiş olan din-devlet ilişkisinin sonucu olan laikliği alıp buraya getiriyoruz? O zaman terim olarak mevcut olan bir şey olduğundan saniye, yoksa yani onun içinin doldurulması sonunda yine tamam, sisteme kalmış bir şey. Tamam. Nitekim ki doldurulmuş durumda. O zaman şuraya geliyoruz, bu topraklara özgü bir din-devlet ilişkisi henüz üretilmemiştir. Bunu o süreç içinde olduğumuza inanıyorum. Bütün bu gelişmeler onun göstergesi. Bu ülkede yaşayanların üretmesi gerekiyor. Bakın hocam, 2003 yılında laiklik değil, şeriat devleti de değil, adalet devleti diye 600 sayfalık bir kitap yazdım. Fakat ne diyanetten ne devletten sen bu memlekette yaşayan bir insan olarak buranın tecrübesini üretmeye çalışmışsın. Hele kardeşim ne söylüyorsun, gel bakalım. Bir kimse olmadı. Eğer ben batılı bir filozof olsaydım, küçük bir düşünür kırıntısı olsaydım, Fransa'da yaşıyor olsaydım, belki de el üstüne tutacaklardı. Memlekette bunlar üretilmiyor ne demek? Üretiliyor ama ilgi göstermiyorlar işte. Mellelere değer vermedikleri gibi bu konuda bir sürü insan düşünüyor, onlara da... Biraz da İhsan El Atçık gibi isimlere değer versinler diyorsunuz. Yani ben biraz öyle itibardan bahsederken, bünyeyi alarak, mesela ben Diyanet Teşkilatı'nda görev almam, devlet teşkilatında görev almam. Benim karakterim bu. Ama ben bu ülke için bir şeyler üretmek istiyorum, üretiyorum ve bunun yararlı olmasını istiyorum. Diğer melelerinde, dedelerinde, şeyhlerinde, şıhlarında böyle olması lazım. Devletin bünyesine girmemeleri lazım. Dışarıda durmaları lazım. O zaman daha yaratıcı olacaklar. Peki efendim, burada biraz virgül koyalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün'le devam edeceğiz. Bizi sabırla dinledi Ankara'dan. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Biraz ara, sonra hemen karşınızdayız. Bizden ayrılmayın. İstenilen iki tane aslında yapı var. Yani özelleştirme tabii ki söz konusu değil böyle bir yapı yani, içinde. Evet. Hani bir ihaleye çıkarıp bunu vermek diye bir şey. Özellikle tabii diyelim ki söz... daha doğrusu. Hayır, yok, başka bir kurum. Başka bir şeyden bahsediliyor. Bakınız bu yapıda iki tane imkan var. Ya bu işlerin bir
kamu kurumu şeklinde bir kamu hizmeti halinde yürütülmesi yahut bunun sivil topluma bırakılarak bu konunun ilgilileri, bu konunun cemaatleri tarafından düzenlenmesi. Şimdi şu veya bu şekilde süre gelen bir kamu hizmeti var ve 1924'te başladığından bu yana çok farklılaşmış olan bir hizmetten bahsediyoruz. Ayrıca farklılaşmaması imkansız eşyanın tabiatine aykırı. Hı hı. Çünkü hiçbir şeyin durduğunuz, bıraktığınız yerde durmasına imkan ihtimal yok. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka her birimin, her organizmanın bir kendine özgü yaşamı var. Diyanet işleri de hiçbir şekilde sana şu görev verildi, sen şunu yapacaksın diye biz robotlardan bahsetmiyoruz. Her biri son derece saygın çalışmaları olan, şeyleri olan, eserleri olan çeşitli bilginlerden oluşan bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların bir şekilde o kuruma şekil vermelerini beklememenin imkanı ihtimali yok. Nitekim zaman içinde bütün bunlar yaşanmıştır. Ha. Şimdi ya bu bir kamu hizmeti olarak bir kamu kurumu tarafından yürütülecek ya da dediğim gibi bir takım cemaatler tarafından, ilgilileri tarafından yürütülecek. Ha, o zaman nasıl bir problem var? İtiraf edeyim, benim bu konuda bir takım çekincelerim var. Ben şahsen hiçbir cemaate mensup değilim. Evet, kendime has bir inancım var ama bir cemaate mensup değilim. Günün birinde her şeyden önce halkın rahmetine kavuştuğumda cenaze namazımın kılınmasını isterim vesaire. Ha, cemaatlere bıraktığınızda cemaatler bunu kendi cemaatlerine bunu yalnızca sunacaklardır. Oysa burada tarafsız eşit bir kamu hizmeti mevcut. Dolayısıyla bu kamu hizmetinin ideal haliyle mevcudiyetinin şu anki realiteye son derece uyduğunu düşünüyorum. Zaman içinde bu farklılaşır, daha farklı bir takım gelişmeler olur, o başka bir şey. Ama bunun da en azından benim şahsi ömrümü göreceğini zannetmiyorum. Peki cemaatlere bırakılırsa ne olur efendim? Nasıl bir sakıncayla karşı karşıya? Aynı şeyi söylüyorum. Cemaatlere bırakılması demek bunun kendi mensuplarına ulaştırılması bu hizmetlerin demektir. Oysa bu hizmet yalnızca o yapılar tarafından alınan hizmetler değildir. Genel ortak ihtiyaçlardır. Biraz önce tekrar söylediğimi tekrarlayayım. Dediğim gibi benim de mevzi herhangi bir cemaate aidiyetim yok. Ama bir inanan olarak son tahlilde inancıma bağlı bir şekilde cenaze namazımın kılınmasını isterim. Bunun bana sunulacağı bir hizmeti beklerim. Bunu da karşılayan kurum hem de son derece bütün hizmetleriyle karşılayan kurum Diyanet. Peki, şimdi bu şimdi burada bir virgül koyalım mı? Bununla ilgili sizin... Yani Allah gecine verdi. Korkmayın. Cenazeniz ortada kalmaz. Hiç emin değilim. Hiç emin değilim. Bir Müslümanın diğer Müslüman üzerinde 5 tane hakkı vardır. Bunlardan bir tanesi de öldüğü zaman cenazesini kaldırmak. Bu nasıl bir cemaat hizmetidir ki? Vatandaşın cenazesini ortada bırakır, bizim cemaatten değil diye. Şimdi tabii İhsan dünyasında yani, yaşanan gerçekleri de görelim İhsan Bey. Tamam, gerçekleri yani, görüyorum. Evet, tamam. Ama bunlar, bu gerekçeler bence Diyanet'in sivil toplumda yaşanan bir dini hayat şeklinde olmasına engel olacak şeyler değil. Şimdi sivil hayatta olduğu zaman, devletin üzerinde vesayet olmadığı zaman en büyük gönüllü, en büyük vicdani kurum olan dinde, dini düşüncede yaratıcılık olur. Üzerinde bir gölge olduğu zaman kendilerini insanlar ifade edemezler. Yani ben size şunu söyleyeyim, bakın bu ülke sarsıla kendini bulacak eninde sonunda. Kesinlikle. Ancak en aykırı fikirlere, en sansızcı görüşlere ortamı hazırlamak kaydıyla. Eğer bastırırsanız, şunu konuşma, bunu konuşma, o korku psikolojisini her fırsatta yansıtırsanız, yani bir Kürt konusu oluyor, korku. Din konusu oluyor, korku. Boyuna bir korku var. Bu ülkenin bunu üzerinden atması lazım. Allah, bak siz de endişe diye ifade ettiniz ama cenazem kırılmaz diye. Üstesinden gelinmeye başlandı. En azından son 10-20 sene içinde onların teker teker nasıl bir şekilde ortadan kalkmakta olduğunu adım adım görüyoruz. Onun kesinlikle. İçin dediğiniz doğrudur. Bir paranoya toplumu şeklinde uzun seneler mevcudiyetini sürdürmüştür bir takım korkular. Ama
onun ötesinde artık yani atılan adamlar. Paranoya karşılıklıydı bak, evet, şimdi ben evet, şimdi evet, de söyleyeyim evet, izninizle. Tamam, yani dine karşı Türkiye'de bir paranoya vardı. Ama bu dindarlar kesiminde de başka türlü bir paranoya vardı. Yani şimdi doğru konuşmak lazım. Bu toplumsal gerçekleri karşılıklı olarak dindarlarda da bir paranoya vardı. Kesinlikle vardı tabii. Yani dindarlarda da bir paranoya vardı. Onda şu kadar oranda, bunda bu kadar oranda. Birçok şeye dindarların çok aşırı tepki gösterdikleri, yani ağzınızdan çıkan kelimelere bakarak hemen sizin küfrünüz ve imanınız konusunda sorumsuzca yargıya varan pek çok dinler de vardı. Tecrübeyle sabittir hocam. Tabii, peki tabii. Efendim, ben izninizle araya giriyorum. Bu çok önemli noktalara geldik. Konuşacağız. Daha ayrıntılı konuşacağız. Biraz ara verelim, sonra hemen karşınızdayız.